So let's see how that worked. For those of you who are sitting at home in or at your office, that might have looked pretty weird to your colleagues or to your loved ones. For all of you in the room, I hope you feel more energized. Yes? Maybe? A little bit. Good. Okay, because we have lots of more knowledge coming. We've had three different definitions of sustainability so far. Do you know the three definitions of sustainability we have had so far? We had one around wealth, we had one around abundance, and we had one around thoughtfulness. So we're really exploring and expanding the vocabulary and what sustainability can mean. But to take this conversation further, I'm very happy to invite Semra back on stage, and she's going to have two exciting conversations. And the first conversation is with Sinem Goshen, who is the CEO of L'Oréal Turkey. So please give Sinem and Semra a warm applause. Herkese yeniden merhaba. Biz umudu aşılıyoruz. Evet. Biz geleceği ne kadar iyi olacağını, iyi yaşamla ilgili çalıştığımızı göstermek için bugün gördüğünüz gibi aynı renklerle bu sahnedeyiz. Katiyen haberleşmedik. Kalplerden. Evet. Ama mesajlar geleceğe umut vereceği için böyle hoş bir seçim olmuş. Evet. Şimdi Thomas'ın da söylediği gibi iki tane konuğum var sırasıyla. Önce L'Oréal Türkiye CEO'su Sinem Sandıkçı Gökçen'le birlikte sabah konuştuğumuz gibi değişimde markaların çok büyük gücü var. Bu gücü dünyanın güçlü güzellik ve kişisel bakım markası olan L'Oréal nasıl ortaya çıkartıyor, neler yapıyor? Şimdi önce size liderlik ve stratejiden başlamak istiyorum. Şimdi biliyoruz ki sürdürülebilirlik bir iş modeli dönüşümü, kurumun genel stratejisine entegre edilen bir strateji. Kısa, orta, uzun vadede paydaşlarla değer yaratmak çok önemli. Şimdi o riskleri yönetmek için aslında bir değer ortaya koyup daha sonra da bu stratejiyi oluşturuyoruz. Şimdi L'Oréal'e bakarsak, L'Oréal kısa, orta, uzun vadede hangi riskleri gördü ve hangi riskler gerçekten L'Oréal'e bugün güçlü bir sürdürülebilirlik stratejisini getirdi? Ben hemen bununla bağlantılı olarak bir de taahhütlere girmek istiyorum. Hı hı. Şimdi riskler büyüdükçe, güçlü oldukça taahhütler de güçlü oluyor. L'Oréal'in sürdürülebilirlikle ilgili taahhütlerini de bu birinci soruda paylaşabilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle Sustainable Brand sahnesinde sizinle olmak çok çok güzel. Herkese merhabalar diyerek başlamak istedim ben de. Bizim aslında en büyük amacımız L'Oréal'de dünyayı harekete geçiren güzelliği yaratmak. Yani güzellikle değişimin ve dönüşümün itici gücü olmayı hedefliyoruz. Ve çıkış noktamız bir güzellik şirketi dünyayı değiştirebilir mi? Cevabımız evet. Eğer devrimlerini aşkla liderlik ederse ve bütün paydaşlarını o devrimler etrafına toplayabilirse edebilir. Biz 3 tane devrimi sahiplenmek istiyoruz. Bir tanesi teknoloji devrimi, bir tanesi yeşil devrim, öbürü de anlamlı markalar devrimi. Ve bütün bunları yaparken de çıkış noktamız aslında dünyanın karşı karşıya kaldığı zorluklar. Yani çok herkes gibi aynı yerden başlıyoruz uzun orta vade diye düşünecek olursak. Bildiğiniz gibi Birleşmiş Milletler'in uluslararası bilim topluluğuyla beraber belirlediği gezegenimizin sınırları diye bir çalışma var. Ve 9 tane şey belirleniyor. Bunların aşılması durumunda dünya artık insanlık için yaşanamayan, canlılar için yaşanamayacak bir hale geliyor. Maalesef ki bunların üçünün aşıldığını düşünürsek bize düşen, markalara düşen, şirketlere düşen aslında gezegenimizin sınırlarına saygı duyarak dönüşmek, işimizi büyütmek. Bütün başlangıç noktamızın ilk ayağı bu. İkincisi toplumsal değişimler, kültürel değişimler inanılmaz bir eşitsizlik yaratmaya başlıyor. Nüfus artıyor ama refah düzeyi aynı oranda artmıyor insanlar için. Fırsatlara ve kaynaklara erişimde ciddi bir eşitsizlik doğuyor. İkinci itici gücümüz de bu diyebilirim. Bütün
Bütün bunların kapsamında da biz çok iddialı hedeflerle üzerimize düşeni yapma konusunda güzelliği, şeffaf, cömert, kapsayıcı ve sürdürülebilir yapma konusunda taahhütlerimiz var. Bunlar neler diye düşünecek olursak bizim en büyük farkımız Gelecek İçin L'Oréal isimli bir programımız var ve en büyük farkı kapsayıcılığı. Ben diyorum ki sadece kendi karbon emisyonumdan, suyumdan vesaire sorumlu değilim. Bütün paydaşlarımın kullandığı sudan, onların yarattığı karbondan da sorumluyum diyorum. Ve dolayısıyla en büyük farkımız bu. 5 tane ana konumuz var. İklim, su. Su konusunda mesela bir örnek verecek olursam İstanbul'daki fabrikamız Türkiye'nin ilk su dostu fabrikalarından, dışarıdan su almadan içeriden suyu çevirerek kullanan ve yılda 10 milyon litre su tasarrufu sağlayan kabaca 53 bin İstanbullunun bir günlük su tüketimine denk geliyor bu rakam. Böyle bir fabrikadan bahsediyoruz. Hı. Doğal kaynaklar dediğimizde atık yönetimi, plastik yönetimi dediğimizde startuplarla işbirliği yapıyoruz. Carbios diye bir startupla yaptığımız işbirliği sonucu plastiği sonsuz kez geri dönüştürüyoruz. Bu olmayan bir teknoloji. Ya da sadece geri dönüşüm konuşmuyoruz. Makyaj standlarımızı ömürleri bittikten sonra Anadolu'da köylere gönderebilmek üzere kütüphanelere dönüştürdüğümüz ileri dönüşümden de bahsediyoruz. Diğer başlığımız tabii ki toplumsal fayda. Biyoçeşitlilik. Bunda baktığımızda da mesela toplumsal fayda her markamızın üzerine düşen marka kimliğiyle yaptığı sosyal fayda projeleri var gibi düşünebilirsiniz. Biz sürdürülebilirliğe bir toplam olarak bakıyoruz ve bir tek de aslında taahhütlerle sınırlı kalmıyoruz. Bir de şöyle bir taahhüt veriyoruz. Bunu iş modelimizin bir parçası yapmak istiyorsak eğer liderlik şeklimizi de dönüştürmemiz lazım. Orada da sürdürülebilirlikten ilham alıyoruz ve regenerative leadership dediğimiz aslında onarıcı liderliği benimsiyoruz. Tamamen sürdürülebilirlik ilkelerinden gücünü alan, döngüselliğe inanan, dış paydaşlarla iç paydaşların etkileşimine inanan bir liderlik anlayışından bahsediyoruz. Ve tabii ki başka bir taahhüdümüz de buna yeterli kaynağı ve iş gücünü ayırabilmekten geçiyor. Aksi takdirde hepsi sözde kalıyor ve işimizin kalbine koymak söz konusu olmuyor. Harika. Güçlü riskler, önemli riskler ve güçlü taahhütler. Ben L'Oréal'in en son küresel CEO'sunun bir röportajını okumuştum. Çok netlikle ifade ediyor. Diyor ki, sürdürülebilirlik stratejisi hisse değerimizi arttırdı. Yani bu strateji küresel olarak gerçekten L'Oréal'in satışlarını arttırdı ve hisse değeri arttı ki ne kadar etkili bir strateji uygulandığını da gösteriyor. Şimdi küresel olarak riskleri yönetmek amacıyla böyle taahhütler var ve çok enteresan iletişim etkili iletişim cümleleri de var. Diyorsunuz ki dünyayı harekete geçiren güzellik. Sürdürülebilirlik devrimi, anlamlı markalar devrimi ve dijital devrim. Bu üç alanda L'Oréal devrim yapıyor diyordunuz. Ve bunların altında da topluma katkı sağlıyorsunuz. Yani sürdürülebilirliğin sosyal fayda tarafında hakikaten etkisi büyük projeler var. Neler bunlar, neler yapıyorsunuz? Tabii üç devrimi anlatırsak buradan çıkamayız. Sadece belki projelere odaklanabiliriz. Şöyle mesela bizim için yaptığımız şeylerin sürdürülebilir olması çok kritik. 20 yıldır devam ettirdiğimiz Bilim Kadınları için diye bir projemiz var Türkiye'de. Bilimde cinsiyet eşitliğini desteklediğimiz. Onun mesela sürekli devam ediyor olabilmesi gibi yaptığımız her şeye yüreğimizi koyarak ve sürdürülebilir olarak yaklaşıyoruz. Ama belki bugün bahsetmek istediğim konu bizim ülkemizin en çok ihtiyacı olan deprem yaralarını sarmak için neler yaptığımız konusu olabilir. Biliyorsunuz hepimiz 6 Şubat'tan sonra elimizden gelen ilk çalışmaları yaptık. Deprem bölgesine gittik, destekler maddi olarak, ürün olarak yaptık ama asıl yapılması gereken markaların geleceği yaratma gücü neydi? O bölgeyi kalkındırmak üzerineydi. Biz o yüzden L'Oréal olarak dedik ki biz şimdiye kadar güzellikle nefesleri kestik. Bundan sonra güzellikle nefes olmak istiyoruz dedik ve bölgeye hemen bir mobil güzellik tırı inşa ettik. Bunu L'Oréal çalışanları tasarladı. Gerçekten ilmik ilmik her birine içerisini biz yaptık. Bir ay boyunca bölgede cilt bakımı, makyaj, saç kesimi, saç boyası gibi çok çeşitli güzellik servislerini verdik. Toplamda 3 tane ilde, 6 tane çadır kentte 7000 servis verdik ve insanlara biraz umut olduk. Onlara başarma gücü, ayağa kalkma gücünü sağlamaya çalıştık. Bunu tabii ihtiyaç haritası ve ücümle beraber yaptık. Yaparken de çocuklara da biraz nefes olabilmek, yüzlerini güldürmek için hem bir park tasarladık hem de sinema alanı tasarladık gibi düşünebilirsiniz. O yine anlık yaptığımız bir şeydi. Sonrasında madem bu kadar kuvvetli markamız var, bunların etkisi
etkisini nasıl arttırırız diye düşündüğümüzde çok kuvvetli sivil toplum örgütlerini yanımıza alarak bir dizi projeler başlattık. Mesela bunların ilk alanı bölgede sürdürülebilir yaşamın devam etmesi üzerineydi. Yeşili sahiplenen Garnier markamız bölgeye güneş panelleri kurdu ve insanların sıcak suya erişimini sağladı. Armani markamız temiz suya erişimi sağladı. İkinci başlığımız kadınları güçlendirmekti. Orada mesela L'Oréal Profesyonel markamız kadın profesyoneller diye kuaförleri eğitme projesi başlattı o bölgeden. Kerastas markamız genç kariyerinin başında olan bölgenin kadınlarına mentörlük vermeye başladı. Vichy markamız Kagider'le beraber kadınlara psikolojik destek sağladı. Lancôme bölgedeki kadın girişimcilere özel bir program tasarladı. L'Oréal Paris bölgenin üniversite genç kızlarına burs verdi gibi düşünebilirsiniz. Son başlığımız da çocukları sahiplenmekti. O bölgenin çocuklarına bir destek sağlayabilmekti. Kiehl's ilkokul çocuklarına barınma eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak bir proje lanse etti Koruncuk'la beraber. Belki daha orijinali de La Roche-Posay bölgedeki çocuk kanser hastalarının tedavilerini üstlendi. Dolayısıyla aslında amacımız neydi? Yaptığımız her şeyi çok daha fazla etki yaratabilecek bir şekilde ve gerçekten toplumun her kısmına ulaşabilecek bir şekilde yapmakta. Belki bunları sayabilirim. Yani 2022 yılı sosyal fayda tarafı deprem bölgesine bütün odaklandı. Bütün 2023 projelerimizi bölgeye odakladık ve bütün kaynaklarımızı oraya aktardık. L'Oréal grubun bütün markaları mutlaka bir şekilde 2023'te deprem bölgesine dokundu. Aynı şekilde. Şimdi sürdürülebilirlik deyince biliyorsunuz inovasyon, teknoloji çok önemli. Hı hı. Dijitalleşme çok önemli. Hani güzellikle çok yan yana getirmeyeceğimiz aslında çok hemen evet dijitalleşme denince aklıma güzellik geliyor ya da teknoloji deyince aklıma güzellik geliyor diyen insan sayısı çok azdır. Ama siz diyorsunuz ki tekno güzellik. Ve siz bunu derken aslında Z kuşağına da mesaj veriyorsunuz. Şimdi biraz tüketici tarafını konuşalım. Yani öğleden önce sosyokültürel araştırma sonuçlarını da dinledik. Bu Z kuşağı nasıl davranıyor? Tekno güzellikteki amacınız ne? Z kuşağının satın alım davranışları nasıl değişiyor? Markalarınızın içinde bazı markalar var ki çok belli çevresel etkileri konusuyla çok öne çıkan markalar. Burada biraz da bir kuşağı konuşalım mı? Tabii ki Z değil, Alfa'yı da konuşmak lazım aslında. Doğru. Benim 12 yaşında Alfa kuşağı bir kızım var ve gerçekten Z'den daha tutkulu ve daha iddialı. Özellikle söz konusu sürdürülebilirlik olduğunda biz ya yandaş oluyoruz ya sözcü savunucu oluyoruz. Ve önceki kuşaklar biraz daha yandaş ve savunucuyken aslında biz dünyayı onlardan ödünç aldığımız için belki yeni nesil inanılmaz bir savunuculukta. Bence bu da çok önemli bir etken değişimi tetiklemek için. Çünkü onlar öyle olduğunda etrafındaki herkesi çok daha hızlı bir şekilde mobilize ediyorlar. Ailelerini, öğretmenlerini, kamu otoritelerini, farklı sivil toplum kuruluşlarını. O yüzden onların gücünü çok değerli buluyorum. Teknogüzellik bambaşka bir kavram. Bizim tek işimiz güzellik olmaktan, tek işi güzellik olan bir teknoloji şirketine dönüşme yolculuğumuz. Tek işi güzellik olan teknoloji şirketi. Evet, tek işi güzellik olan bir şirketten, tek işi güzellik olan bir teknoloji şirketine dönüşme yolculuğumuzu ve teknolojiyi işimizin her alanına koymayı sağlıyor. Ve yeni nesil dediğinizde aslında onlar çok talepkar. Şeffaflığı çok önemsiyorlar. Beraber yaratabilmeyi, iki taraflı etkileşimi, her bir bütünün gücünü, deneyimin gücünü çok önemsiyorlar. O yüzden bütün biz de hem sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi hem de bütün ürün geliştirmelerimizi buna göre yapıyoruz. Mesela onların talebinden yola çıkarak, bu gereksinimden yola çıkarak ürünlerimizin üzerine bir çevresel ve toplumsal fayda etiketi geliştirdik. A'dan E'ye kadar giden yeşilden kırmızıya doğru bir skala düşünün. Satın aldığınız her ürünün üzerinde olacak ve siz aldığınız ürünün topluma ne kadar duyarlı, çevreye ne kadar duyarlı olduğunu şeffafça görüp sürdürülebilir bir ürün tüketim tercihi yapabileceksiniz. Evet. Bu çok kritik. Diğer taraftan diyor ki markalar bana destek olsun, markalar sürdürülebilir olsun. Biz mesela teknogüzelliği kullanarak ne yapıyoruz? Giosa isimli bir startupla bir su başlığı geliştirdik. Evde saçımızı durularken kullandığımız 20 litre suyu %70 oranında azaltabiliyor. Hemen böyle partikülleri ayırarak düşünün.
Dolayısıyla teknolojiyi iyilik için kullanmak bizim için teknogüzelliğin tanımlarından bir tanesi ve sürdürülebilirlik için kullanmak. Aynı şekilde parfüm çeşmeleri de buna bir örnek. Biliyorsunuz biz parfümlerimizi şişeleri için satın alıyoruz. Ama her seferinde o şişeye o parayı vermek yerine satış noktalarına koyduğumuz teknolojik bir parfüm çeşmesiyle inanılmaz büyük bir sürdürülebilirlik aktivasyonu yaratabiliyoruz. Ya da şöyle düşünün, sürdürülebilirlik kapsayıcılığı da beraberinde getiriyor. Biz bir inovasyonumuzla kol hareketi sınırlı olan birine rujunu kendisinin sürmesi için bir şey geliştiriyoruz. Ek bir aparat geliştiriyoruz ve o kişiye güzelliğe erişilebilir hale getiriyoruz. Dolayısıyla teknolojiyi çok farklı alanlarda yeni neslin yönlendirmesiyle kurgulayabiliyoruz. Onlar bunu talep ediyorlar değil mi? Yani onların istediği bu. Onlar bunu çok net talep ediyorlar. Siz de... Herkes için güzellik kapsayıcı olsun, herkes için erişilebilir olsun, temiz olsun, saygılı olsun, benim geleceğimi önemsesin, onların çok net talepleri. Ve onların bu beklentilerine yanıt veriyor L'Oréal şirketleri. Peki ben süremize de aslında konuşacak çok şey tabii var ki, ama süre sınırlı. Arkada bekleyen konuşmacılar var. Ben biraz liderlik tarafına odaklanmak istiyorum. Şimdi L'Oréal Türkiye'nin CEO'susunuz. Değişimi Türkiye'de yönetiyorsunuz. Bunun altında çok marka var. Bu dönüşümde lider olarak hangi üç kelimeyi çok öne çıkartıyorsunuz? Birincisi samimiyet, gerçekten iyi niyetle ve inanarak bunu da yansıtarak yapabilmek bence. İkincisi sorumluluk, yaptığınız işe gerçekten en iyisiyle bütün her anlamda kurgulayarak yapabilmenin sorumluluğunu almak ve bu konuda ilerleyebilmek. Üçüncüsü de işbirliği, çünkü hiçbirimiz yalnız başımıza başaramayız. Bütün paydaşları aynı amaç etrafında toparlayabilmek çok çok kritik. Bütün devrimler gibi yeşil devrim de içeride başlayan bir devrim aslında. Önce çalışanlarımızla, sonra bütün paydaşlarımızla güçleniyor ve büyüyor. Harika. O zaman samimiyet, sorumluluk işbirliği. Ve işbirliği üç kritik kelime. Bunu yaparsak sürdürülebilirlik dönüşümünü kurum içinde hızlandırırız. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Çok önemli bilgilerdi. Eminim ki markanın gücü nasıl açığa çıkar sorusuna sınırlı zamanda yanıt bulabildik. Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun.